Yüksekte, her yön görülebilir. Gelene gideni kontrol etmesi kolay. Aradığımızı bulduk demektir. Delikanlı bakar mısın? Belediye reisi Cemal Bey'i nerede buluruz? Cennet aile bahçesindedir. Tavla oynar bu saatte. Ne yapsan iki açık reis bey. Ya gördün mü? İki açığını da kırdın. Mars olur boyun, Mars! Ah. Ben demedim mi ya? Düşeş gelecek zaman mı ha? Merhaba efendim. Buyur evladım. Bekir beyimizin selam ve saygıları var. Sadece sizin bilmenizi istedi. Ateş Dağlı Bekir bey mi? İşte bu ev. Sahibiyle pek sevişiriz. Fakat Yakup bey ters, aksi bir adam oldu bu ara. Bakalım. Olursa çok makbule geçecek. Beyimizin güvenliği ve rahatı için. Gelince her tarafı dolaşacak. En münasip burayı bulacak. Niçin görmediniz diye bize gücenmesin. Bu ne bağlılık? Nasıl bir dikkat ama şaşmam. Elimden geleni yapacağım. Buyur Cemal bey. Selam. Arkadaşlar üst katı gezmek için izin istiyorlar. Mevsimlik istiyorlarsa kiraya vermediğimi bilirsin. Bilirim de bu iş başka. Nasıl başka? Anlatırım. Bu asıl benim ricam. Hilal. Nasılsın Hilal? İyiyim, sağ olun. Üst katı gösteriver beylere. Neden baba? Kiraya verecek değiliz tabii. Sebebini öğreneceğiz. Buyurun. Buyurun. Sizi rahatsız ettik, biliyoruz. Biliyorsunuz da niçin geldiniz? Reis bey babanızı anlatacak. Beyleri Ateş Dağlı Bekir'in dostluklarını, yardımlarını gördüm. Babası memleketinin soylu bir kişisiydi. Ateş Dağlılar büyük bir ailedir. İlk karım da o ailedendi. Baba Ateş Dağlı ölünce Bekir bey İstanbul'a göç etti. Orada geçen yıllarımda da ne istesem emretmişim gibi yerine getirdim. Yorulma reis. Ne istiyorsun onu söyle. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bekir bey'in yasa dışı işlerden başı derde girdi. Ceza yedi. Buralardaydım, ilgilenemedim. Şimdi tahliye oluyormuş ama 7 ay genel gözetim altında kalacakmış. Bu ilçede sürgün yaşayacakmış anlayacağın. Bundan iyisi olamaz. Şu odaya da bakabilir miyiz? Hayır. O ve yanındaki rahmetli annemle abimin de hala da onların. İki oda yeter zaten. Şu beyimiz için münasiptir. Şunda da bizler kalırız. Adamları öncü gelmişler. Bu evi uygun görmüşler. Ötesi senin anlayışına kalmış bir şey. Evim kiralık değil. Üstelik böyle bir adamı kapımdan içeri nasıl sokarım? Beni hiç mi tanımıyorsun? Bekir bey görgülü, güzel yaşamış, saygılı bir adamdır. Kötülüğünü görmezsin, ben kefilim. Hepsi 7 ay. Ödeşmek fırsatını bana çok görme. Bekir bey'e güvenmesen buralara gelip bile bile ricacı olmazdı. Sen ne diyorsun? Lisede öğretmenindim. Senin üzerinde de iyi kötü emeğim var. Yardımcı olman gerekmez mi? Çevreye ne yüzle bakarız? Mavilerin Yakup, evine kimleri almış demezler mi? Şu ilçeyi kuran, büyüten kişilerden birisin. Kim konuşabilir? Söylesene, ne hükmü olur? Bekir bey'i değil,
Beni kırmış, beni kapıya koymuş oldun. Her ay için binanın değeri kadar kira verelim. Sizlere söz düşmez bu konuda. Canımız yaşamak bile istemezken şu başımıza açtığın işe bak. Şu evin temelinde harcın, nice nice dostluğun var. Neyle? Bir daha bir şey isteyecek olma Cemal. Söyle buyurup gelsin bey dediğin o mapushaneci. Sağ ol. Sağ ol abi. Bekir abi de. Bekir abi de. Yatağım, eşyam, neyin varsa garibanlarında. Başüstüne beyim. Şunu da arkadaşlara dağıtırsın. Emrin olur. Yatalım. Tüm süreni de olaysız geçirip cezanı tamamlayacağına inanıyorum. Sana güvendiğim için de yanına polis veya jandarma vermiyorum. Teşekkür ederim. İlçeye mevcutlu girişin onurunu kırar. Kendini düşün. Sağ olun. Hoşça kalın müdürüm. Güle güle. Geçmiş olsun Bekir Bey. Geçmiş olsun beyim. Allah bir daha göstermesin. Sağ ol derviş. İyi gördüm seni. Geçmiş olsun beyim. Sağ ol İskender. Geçmiş olsun beyim. Sağ ol Şerif. Geçmiş olsun abi. Koca bir yiğit olmuşsun senin. İsmin gibi ele avuca sığmaz bir bıçak olmuşsun. Sayende beyim. Geçmiş olsun. Geçmez çocuklar. Demiryol Yusuf denen sırtlarını parçalamadan geçmeyecek. Bir haber, ses, işaret. Hareket var mı Yusuf'tan? Hayır. İşleriyle uğraşıyor. Bu meseleyi unutmuş görünüyor. Şu 7 ay da geçer elbet. Geçecek. Yattığım yılların hesabını verecek elbet. Her gece gözlerimi kapadım mı... karşıma dikildi.
çektiğimin bin beterini çekecek. Geçmeyecek zaman yoktur. Sürgünde yaşayacağı 7 ay da geçecek. Sonunda karşı karşıya geleceğiz. Bunca yıl içeride yatıp o kahrı çektikten sonra tekrar bulaşmaz beyim. Evet, sürdüremez o davayı. Geçti bitti. İnanmadığınız şeyi söylemeyin. Ateş Dağlı Bekir yattığı her gün için benden ayrı bir hesap soracak. Biliyorsunuz. Hani motorla denize çıkacaktık baba? Geldim oğlum. Canım. Bu canımdan da azizdir. Yaşamaya mecburum. Benim yaşayabilmem için de... Haklı. Beyimizin yaşayabilmesi için de Ateş Dağlı Bekir'in ölmesi lazım. Karakolun önünde dur. Geldiğimi bildireyim. Baş üstüne. Yasanın kestiği parmak acımaz. Demircioğlu beni ihbar etmekle parmağımı değil, kolumu kesti. Biz de onun kafasını keseceğiz. Buyur, buradaki adresi, soracaklardır. Her akşam saat 18'de imzaya geleceksiniz. Şehri habersiz terk etmek yasak ve suçtur. Ancak hastalık gibi meşru bir sebeple gelemeyecek olursanız önceden bildirecek, hükümet doktoruna muayene edileceksiniz. Peki. Kalacağınız adresi de yazınız. Ev değiştirecek olursanız onu da bildireceksiniz. Ev sahibiniz Yakup Bey, ilçenin en saygın kişilerinden biridir. Daha önceden tanır mıydınız? Hayır. Nasıl razı ettiğinizi bilmiyorum ama kişiliğiniz ve tutumunuz hakkında bizi sevindirdiği de bir gerçek. Burası beyim. Beğendim. Çok beğendim. Her şeyi düşünmüşsünüz. Eşyalarını da getirip yerleştirdik. Buyur bey. Sen arabaların yanından ayrıl. Baş. Yakup Bey'i görmek, tanışmak isterdim. Aksi huysuz bir herif. Razı olana kadar belediye reisine kök söktürdü. Haklı. Herkes hoşlanmaz yabancılardan. Evde yok herhalde. Buyur odanı gör beyim. Şurası senin odan. Biz de şu odada kalacağız. Şunlar da kızın ölmüş annesiyle abisininmiş. Kızı da mı var? Aksilikte babasının kopyası. Kendini beğenmiş huysuzun teki. Fakat çok güzel. Görülmemiş bir güzel. Ayrıca bu da hoşuma gitti. Her şeyin yerleşti beyim. Eksik bir şey varsa emredersin. Önce banyoyu göster, sonra yorgunluk kahvesi içerim. Banyo burası. İyi. Muhteşem bir mezar gibi. Ne ses var, ne de insan. Babayla kızını görsen daha çok şaşırırsın. Söylediler zaten, canımız yaşamak istemiyor dediler. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yakup Bey! Ne var? Beyimize kahve pişireceğim. İçeri girebilir miyim? Gir. Siz nasıl içerdiniz? İçmem. İçseydiniz keşke. Hem beyimizle de tanışmış olurdunuz. Tanışırız. Geldi. Mutfağa girip çıkıyorlar. Bahçede de yayılıp oturacaklar. Aylarca rahatımız kaçacak. Hele yaz bitene kadar bak neler çekeceğiz. Merak etme baba. Birkaç hafta içinde kendine yer arayacak. Sıhhatinize afiyet olsun reis bey. Aaa!
Hoş geldin, sefalar getirdin Bekir Bey. Hoş bulduk, yordum seni. Zahmetine teşekkür ederim. Ne zahmeti canım, şeref duydum. Tanıştırayım, dostum tüccar Sami Bey. Pek kıymetli misafirim Bekir Bey. Hoş geldiniz, memnun oldum. Teşekkür ederim, nasılsınız? Ne istersin, ne emredersin, buyur geç şöyle. Arkadaşlar dünden beri uykusuz. Daha da bütün gece yol gidecekler, uğurlamam gerek. Asıl ben bekliyorum. Cumartesi gecesi biraz eğlenir, birkaç kadeh içeriz. Sami Bey de bekliyorum mutlaka. Tabii, mutlaka gelirim. Bunu saymam. İlk fırsatta bekliyorum. Bir isteğin olursa emir telakki ederim. Estağfurullah. Yardımınla şehrin en güzel evinde uzun bir tatil yapacağım. Yakup Bey'le kızı Hilal insanlara pek sokulmazlar. Kusurlarına bakma. Bu ara matemleri var. Benim de başımı dinlemeye ihtiyacım var. Böylesi daha iyi. Hoşçakal, Allah'a emanet ol beyim. Cumartesi gecikmeyin. Dediğim gibi, 3-4 parça saz. Hay hay. Belkıs da gelecek, mutlaka. Bekliyorum. Elbette, baş üstüne. Hayırlara kal beyim. Ağır git, uslu git. Aklım sizlerde kalmasın. Baş üstüne. Yusuf köpeğini de kolla, yokla, peşini bırakma. Taşta yürüse izi bilinecek. Evet, o tutsağımızdır artık. Dünyanın neresine gitse tutsağımızdır. Bir de silah getir derviş. İyi bir silah getir bana. Baştır. Soğuk su getirir misin? Peki baba. İyi akşamlar. Size de. Saygılar Yakup Bey. Ben Bekir Ateşdağlı, kiracınız. Kiracım değil. Üst katımda hatır zoruyla oturansınız. Koca şehirde başka ev yokmuş gibi piyango bana çarptı. İsteyerek uzattığım el hiç çevrilmemişti. Getireyim mi baba? Önce bir kadeh içeceğim. Sen acıkmışsındır, bekleme istersen. Herhalde Hilal Hanım'sınız. Evet. Her şeyi bu kadar çabuk öğrendiğinize göre duygularımızı da biliyorsunuz demektir. Başka bir ev bulun kendinize. Bizi rahat bırakın. Çok sevindim tanıştığımıza. Var bu adamdan. Demiştim ne aksi lanet olduklarını. Demiştin evet. Gerçekten görülmemiş bir güzel. Bir emrin var mı? Rıdvan Reis'te açık konuşmalıyım. Ümidini kesmeli artık. Sen de gel istersen. İşlerim var, sonra da kitap okuyacağım. Sana iyi geceler. Oyun oynarsan bol şans.
çaren yok Yusuf. Yıllarımı yaktın Yusuf. Sıra sende Yusuf. Yaptığını yanına bırakmayacağım. Ecelin ben olacağım Yusuf. Ona köpeklik edenler şimdi benim evde. Demircioğlu işi sürdürüyor beyim. Otellerden sonra oyun salonlarında basmış. Bakalım nereden vurmaya kalkışacak Ateş Dağlı. Ne zaman ecelini arayacak bakalım. Hele yanılma Yusuf. Sana dar ettim, haram ettim bu dünyayı. Kuyruğunu kıstır. İzin verdiğim kadar, izin verdiğim yerlerde çalış. Fazlasına çıldırırsan ayaklarımı öptürürüm bilmiş ol. Böylesini sen istedin, çekeceksin. Resul'le anlaşmaya gidiyoruz beyim. Yakalandıklarında parayı Ateş Dağlı Bekir'e sattığı kaçak mal karşılığı aldığını söyleyecek. Gereği düşünüldü. Baskın esnasında yakalananlar bu parayı kaçak mal karşılığı aldıklarını açıkça itiraf etmekle suç subut bulmuş. Göbeğinden işeyecek bir gün. O kahve evladını ağlatmazsam namert. Bu mektubu da polise ver istersen. Kancıklığına yakışır. Seni öldüreceğim Yusuf. Hele içeride çürü, hele şu koca 6 yıl geçsin nasıl geçecekse. O gün gelsin bakalım. Kim kimi gebertecek? Şimdi sen benden de betersin. Uykusuz, bitik. Ne tarafa dönersen dön, her yönde ben. Nereden saldıracağım diye bekle. Çıldır. Bekle ki tadı çıksın. Sabahlar beyim. Sizlere. Çay içmeye mi? Yoksa başka bir emrin mi var? Çay içelim. Demircioğlu için başka bir hesabım var. Akıllıdır. Tedbirlidir Yusuf. Sürgünden dönüşte gebertmek güç olur. Dün gece düşündüm ki birkaç hafta sonra, hiç ummadığı bir zamanda gece yola çıkmalı. İstanbul 4-4,5 saat. Sabaha karşı evinde basıp kurşunlamalı. Bu en iyisi. Seni bizlere burada, uzakta bildiği, açık verdiği sırada. Evet beyim. Aklından bile geçmeyeni karşısında görmeli. Baskın her zaman iyidir. Buralara adam gönderir o çakal. Bizleri gözettirir. Kimseyle ahbaplığınıza izin yok. Yola çıkacağımız geceye kadar bu konu kapanmıştır. Aklınızdan bile geçirirseniz anlar o köpek. Kendini göstermeye fırsat arıyordum. İşte sana en büyüğü. Ben
Ben beyimizin emrettiği işlerle uğraşacağım. Yusuf Alçağ'ını sen gözleyeceksin. Merak etme derviş ağam. Dervişi arayın bugün. Neler yapmış öğrenin. Baş üstüne. Yusuf namerdini de sorun, üstü kapalı. Kapısında kaç yüz adam bekletiyor bilelim. Gitmiştir belki de, memleketine dönmüştür. Daha güvenli olmak için. Onu yapamaz. Kancıklı'yı bir defa denedi, rezil ettim. Ölmeye razı olur da utanca bulanmaz bir daha. Sen çekip gideriz ha. Bekletirsen beklersin. Sevgilin olacak erkeğin çekiciyi var senden. Bana da öyle geliyor. Hoşça kalın çocuklar. Gecikme yarın. Babana saygılar. Güle güle. Nasıl, alışabildiniz mi bari? Sakin, sevimli bir yer. İnsanları da sıcak ve güzel. Ben ki daha çocuğuyum. Denizi pek sevmem. Ne yapsam da cezam biraz uzasa diyorum. Emekli olunca başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vedat'la Cengiz'i çok sevmesem, şunları da sen tutup getirmemiş olsan fırlatır atardım. Öyle nefret etmişim Deniz'den. Affedersin baba. Merhabalar, nasılsınız? Biraz daha domates getirsene. Nedir herkese bu öfken? Sana yakışmıyor Yakup Bey. Ne zaman taşınacağını konuşalım. Elimi sıkma işini unuttum. Cumartesi gecesi dostlarımla eğleneceğiz burada. Gelmemezlik edeyim deme. Seni de bekliyorum Hilal Hanım. Bu anlamsız sertlik bitsin. Bitmeli. Anlamadım bu cumartesi gecesini. Ben de anlamadım. Eğlence dedi, bu bahçede dedi. Tadını kaçırıyor iyice. Görülmüş şey değil. Diyesiz oynayan baba kız. Ne sanıyorlar kendilerini? Kime bu azamet? Bu çalım kime? Matemleri varmış. Oğlu Sedat ölmüş. Fırtınaya yakalanmış açıkta. Boğulmuş. Duydum. Terbiyesizlikleri için sebep mi bu? Senden şüphe bile etmez. Aklından bile geçirmez. Saniyede olur biter. Çıldırmadım ben. Söylememiş, açılmamış ol. Söyledim, açıldım, öğrendin. İkimiz de dönemeyiz artık. Aranızdaki belaya bulaştırma beni. Yalvarırım. Yalnız kaldığınız an tetikleyeceksin, düşecek. Silahı orada bırakma sakın. Bir arabaya atla, yola düş. Burnum bile kanamayacak. Cinayeti benim adamlarından biri üstlenecek. Yapamam. 5 milyonu peşin alacaksın.
Bir kötülüğünü görmedim Bekir'in. Ta oralara da beni istiyor. Ben öleceğime onu ben geberteceğim. Yaşamak için kimseye acımam. Ya beceremezsen? Seni affedeceğim. Vallahi affedeceğim. Bir daha karşı karşıya bile gelmeyeceğiz. Önemli olan can evine kadar sokulduğumu bilmesi, nelere kadir olduğumu öğrenmesi. Reşat, silahını getir Belkıs'ın. Yemekleri büyük lokantadan getirsin. İki de garsona versinler. Baş üstüne. Motelde bu gece için oda ayırtın bana. İki yataklı bir oda. Masaların üstüne çiçekler serpilecek. Burası benim yerim. Şurada babası Yakup Bey oturacak. Şu tarafımda da Hilal. Hoş geldin Derviş. Hoş bulduk beyim. Sen de hoş geldin Belkıs. Merhaba Bekir Bey. Çok özlemişim seni. Görüşmeyeli yıllar oldu. Affet. Seni görünce tutamadım kendimi. Çık odamda dinlen biraz. Sonra istersen denize girersin. Geceye daha çok var. Şerefinize, saatinize. Rezalet! İçtikçe daha da azıtacak bunlar. Çıkıp susturmalı. Yakışık almaz. Seni dinlemez bu adam. Dün davet ettiği zaman mani olacaktık. Ne bileyim? Bir iki içip sohbet edip dağılacaklar sanmıştım. Thank you.
Eğer izin istersem ayıp etmişi seni kırmış mı olurum? Rica ederim. Sabah çok erken denize çıkacağız. Çocuklara söz verdim. Bağışla Bekir Bey. Ne demek? Gelmekle şeref verdim. Hayırlı geceler. Müstesna bir geceydi. Gönülden teşekkürler. Hoşça kal. Doldur. Kafayı iyice bulmalıyım. Bütün gece alkole battın. Yetmedi mi? İçmeden yapamayacağım. İş iyi yapacak değiliz. Sızıp uyuyacaksın. Sabah erkenden de yola. Aa! Nedenmiş o? Beni bırakıp gidecek misin yoksa? Çok zaman geçmiş Belkıs. Aramızda sadece dostluk kalmış. Yıllar sonra beraber ilk uykumuz olacak. Gidemezsin. Buralara kadar boşuna yormuşum seni. Kusura bakma. Silah zoruyla mı sevişeceğiz? Seni öldüreceğim Bekir. Ne duruyorsun? Öldürmek ciddi bir iştir. Çektin mi tetikleyeceksin. Yaklaşma! Sana dayak bile atılmaz. Yanılmışım. Aramızda dostluk bile kalmamış. Benimle korkuttu beni. Direndim, ağladım ama anlamadı. Demircioğlu Yusuf kahpe kasığında yatmış olabilir. Buna razıdır üstelik. Ama sen namuslu bir kadındın. Kurt sofrasına oturmuş, ölümüne dostluğu öğrenmiştim benden. Kancıklı, dönekli değil. Yitirdiğin Belkıs için ağla şimdi. Bey geliyor. Belkıs'ı bekleme. Uyanır uyanmaz gidecek. Kendi gidecek. Baş üstüne. İstanbul'dan ne haber? Işıl Hanım'ın saygıları var. O da çağrımızı bekliyor. Yusuf namerdini sordum. Sinan pusuda. Peşinde izliyor beyim. Aslan oğlum benim. Sonra oynarız oğlum. Peki baba. Belkıs'tan haber var mı? Hayır. Becerememiş olacak. Ümidim yoktu zaten. Hem kadın hem aşık olacaksın hem de elin titremeyecek. Olacak iş değildi. Hiç değilse fena sarsmıştır Bekir'i. Fena korkutmuştur. Öyle olmalı. Nereden nasıl vuracağınızı öyle merak ediyor ki. Suyun başına adam koymuş. Gözleniyoruz. Tanırım çocuğu. Dervişin yetiştirmesidir. Ateş Dağlı hapse düştüğü zaman bu Sinan gencecikti. Dehşetli bir silahtır. Konuş, ürkütmeden yokla. Peki beyim, gayret edeceğim. Belki de tersine çevireceğim bu silahı. Sinan'ı da gözden uzak tutma. Peşinde ol. Tövbe! Hiç olacak şey mi? O kalleşten,
O kancık köpekten her şey beklenir. Belkıs'ı bile satın almış. Bu gece silah çekti bana. Sabahlara kadar yolunuzu bekler, her hizmetinize koşar, ayağınızı yıkardı. Vah Belkıs Hanım, vah! Kendimden bile şüphe edeceğim artık. İcab ettiği zaman telefonla ara beni. Cemal Bey'in evinden ara. Başüstüne. Akşam niçin gelmediniz? İnkar etmeyin, evdeydiniz. Kiminle nasıl konuşuyorsun? Matemse anladık. İlk defa mı biri ölüyor? Herkes ölecek! Başımı derde sokacak bu herif. Aynı evde uygar insanlar gibi yaşamak zorundayız. Şu sersemce tavrınız bana vız gelir. Sizlere söylüyorum, çıldırtmayın beni! Susmayın! Konuşun, çıldırtmayın! Ya, derebeyliğin burada sökmez. Adamların, silahın, çalımın sökmez bize! Seni döverim ihtiyar. Sen onu da yaparsın. Git başımızdan be! Mapushane artı! Sen karışma bu işlere! Yürümez böyle! Bu iş bugün bitecek. Bağışlayın. İstemeyerek kırdım sizleri. Burada sakin, güzel, kendi halinizde yaşıyorsunuz. Dağ gibi bir evlat vermişsiniz denize. Kolay değil. Anlıyorum sizi. Sen mi anlıyorsun? Sen öyle mi? Ben de zaman zaman sevdiklerimi yitirdim. Benim de bir memleketim, memleketimde güzel bir evim oldu. Çiçekler, çimenler gördüm ben de. İşlemeler, nakışlar gördüm. Şarkılar söyledim. Ben de yaşadım bir zamanlar. Şimdi de sizler gibi yaşamak isterdim. Sen de o mapushane artığı sözünü geri al. Barışalım. Cengiz'le Vedat bekliyor. Çamlıbük'te yüzeceğiz. Hı, gecikme. İnsanı pişman olduğuna da pişman ediyorsun. Peki, peki. Görüyorsun ki olmuyor. Burası küçük bir kasaba. Genç kızım var benim. Dedikodular başladı bile. Sen, iki adamın, bu evde yeriniz yok. Başka bir yer bul. Rahat bırak bizleri. Çok kalmayacağım. Birkaç hafta içinde bitecek. Gideceğim. Seninle konuşmamız lazım Sinan. Neymiş konuşacağımız? İkisi de yiğit, gözü pek. Fazlasıyla da cömert adamlardır. Hangisi pusuya düşse yazık olur. Sen de haklısın bizler de. Hep emir kuluyuz. Kahrolmaktayız. Barış olmalı aralarında. Yusuf beyimiz hazır ama Bekir bey isyankar. Öfkesi inadı yanlış.
Neden yanlış? Kim kimi gamlazladı? Kim yıllarca hapis yattı? Elbet bırakmayacak yanına. Diklenmek, hüküm vermek sana mı kaldı lan? Kirpiğini oynat da vurayım. Yakışmıyor. Biz barıştan yanayız. Fazlasına aklımız da haddimiz de ermez. Ali Cemil, Sinan bizim misafirimizdir. Zamanını bilemedin mi? Atak olmanın faydası yoktur. Fakat Bekir Bey'i nasıl sevdiğin belli. Kutlarım. Çok severim. Canımdan fazla severim. Çok sevmenin, yoluna kurban olmanın çaresi bu değildir. Ya nedir? Konuşuruz. Aldığın emir açıkça belli. Yana geleceksin. Geleceğim. Selametle kal. Niçin bırakmadın Boğazlı'yım? Niyetin nedir? Senden atik davrandı. Bırak, indirmişti seni. Kimin kimi indireceği hiç belli olmazdı. O daha gaddar ve atak. Akılsız atak. İsmini namını duyurmanın peşinde. İstediği gibi bir yem takacaksın oltaya, yutacak. Konuşturabildin mi Sinan'ı? Peşimizde beyim. İnkar etmedi bile. Yine gelecek. Sonunda silahını ateş dağlıya çevirecek. Şüphen olmasın. Böyle iş sürdüremezsin. Peşime açıkça adam koymasının mutlaka bir sebebi olmalı. Bekir böyle hataya düşmez. Sinan'ı hedef diye koymaz karşımıza. Bizleri yanıltmak istiyor galiba. Sürgün yerinden gizlice gelip saldıracak. Hapishanede yıllarca kim büyütmüş ateş dağlı? Her çareye başvuracaktır. Elini kolunu biraz daha bağlamalı. Alo, Başkomiser Cevat Aktan. İstanbul'dan arıyorum. Ben Yusuf Demircioğlu. Bir ihbar aldım. Şehrinizde gözetim altında bulunan Ateş Dağlı Bekir gizlice gelip beni öldürmeye çalışacak. Yo, olamaz. Mümkün değil. Ayrılamaz buradan. Bir gece geç saatte yola düşebilir. Savcılığa dilekçe vermeden önce size bildirmek istedim. Daha tedbirli oluruz. İyi günler. Size de iyi günler. Teşekkürler, saygılar. Bir zaman için önledik. Sıra bizde şimdi. Eli kolu bağlıyken biz saldıracağız. Biz bitireceğiz Bekir'i. Hızlan bakalım şimdi Reşat. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Hilal, görüşürüz. Konuşalım. Neyi? Tanımadan hüküm vermek sana yakışmıyor. İsyanın, öfken aptalca bir şey. Çekil, geç kalıyorum. Sürdürme bu gereksiz oyunu. Seni tanımak istiyorum. Beni tanıman öyle değer verdiğim bir şey değil. Çok ağır laf bunlar. Bunlar benim duyacağım sözler değil. Ben ki 50-60 köy sahibi bir babanla oluyum. Ağacımın kökü 100 yıllar öncesine dayanır. Nedir anlatmak istediğin? Soyumun kalesi, Alamar'ın yıkıntıları hala durur. Bir gün benimle gelmeni, görmeni isterdim. Ne olacak görürsem yıkılmış. Sen de o yıkıntıdan bir parçasın artık. Zorla karalama beni. Vazgeç. O bitmiş soyluluğu unut, gerçeği gör. Hapislerden buralara atılmış bir sürgünsün. Paran, adamların, saz, hatırlı konuklar hepsi süs. Hepsi yarana ilaç. Ama etkisiz ilaç. Hiç değilse yaralı oluşumun farkındasın. Ne fark eder? Başka bir yaşam seçmeyeceğin belli. Yolunun nerede biteceği de. Senin ayrı bir dünyan var. Paylaşmamı isteme. Yeterince konuştuk mu? Gidebilir miyim artık? Kalmanı isterdim. Öyle güzelsin ki. Kalbim, soluğum titriyor. Beni bırak. Küçücük bir hayatım var. Bana yetiyor. Bir süre sonra yetmeyecek. Bunu bildiğin için çırpınıyorsun.
Anlamana imkan yok. Bana yaklaşacağına, beni de kendi dünyana çekmeye çalışıyorsun. Katı, bencil, hasta, kötü birisin sen. Hilal, senden sonra anlaştık. Birkaç hafta içinde terk edecek evimizi. Gidecek. Gidecek mi? Nereye? O kadarını söylemedin. Boş yere şüpheleniyorsun. Tanırım bu adamları. Elleri kanlı, geçmişleri karışıktır. Ama sözleri sözdür. Kurtulacağız. İkisinden biri fazla bu dünyada. Ne yapsak fayda etmedi. Olacak, olmalı artık. Nedir olacak olan? Zulmeden, bu gereksiz davayı sürdüren cezasını çekmeli. Ölmeli Bekir Bey. Ölmezse bizler de gırtlaklaşacağız. Yok yere pek çoğumuzun canı gidecek. Yazık. Az daha konuşursan senden başlayacağım. Benim ölümümle bitecekse hiç durma. Ama bitmeyecek. Silahını Bekir Bey'e çevirirsen hepimiz kurtulacağız. Kaç milyon istersen hazır. Ulan köpek, ben kahpe çocuğu muyum lan? Ben sen miyim, kocamış köpek? Biliyorum, çok ters. Ama düşün, iyi düşün. Bu bana söylenir mi lan? Koparırım o dilini, seni parçalarım. Yalvarırım, düşün. Milyonları alıp hepimize hükmedeceksin. Söyledi mi teklifini? Boğuyordum hasta. Çok yalvardı. Hayvanlık ettim, acıdım. Gene açılacak olursa... ölecek. Vallahi ölecek. Hayır, yaşayacak. Buyurun Bekir Bey, telefonda sizi bekliyorlar. Hayrola derviş? Hesabın doğru çıktı beyim. Demircioğlu bizim Sinan'a çengel attı. Hiç bozmasın Sinan, kabullensin. Sen de bu gece uyuma, bizleri bekle. Bu gece İstanbul yoluna düşeceğiz. 8'de çıkarsak, gece yarısı Yusuf'un karşısındayım. Demircioğlu sabaha sağ çıkmayacak. Gün ışırken dönmüş denize açılmış olacağız. Demircioğlu Yusuf diye biri... hiç yaşamamış olacak. İyi düşündün mü? Hak verdin mi bana? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Kafam karma karışık. Kancıklık gibi geliyor. Delleniyorum. İnsanlık, iyilik yapacaksın. Hepimizi kurtaracaksın Sinan. Çaresiz bir yaraya bıçak atacaksın, o kadar. Git başımdan! Tut o yılan dilini. Sen bilirsin ama gene de... Git dedim! Çıldırıp saldırmıyor artık. Yola geliyor beyim. Bizi uyutuyor olmasın? O kadar akıllı değil. Sadece hırslı ve atak. Biraz daha bastırdın mı, Sinan tamamdır. Tamamdır. Nihayet sonu geldi Bekir'in. Buradan hareketimiz dikkati çekebilir. Şehrin dışındaki lokantada geceyi bekleyeceğiz. Aynı saatte namert, kansız, kitapsız Yusuf da son içkisini içecek. Sen bu adamsın. Bu kadarsın işte. Çiçek, nakış, şarkı, türkü, yalan.
gitme. Yıllarca yatmışsın, yıllarca acılar, yokluklar çekmişsin. Yetmedim. Anlayamazsın. Mecburum. Beni de ezip geçen bir iş bu. Öyleyse niçin sokuldun? Niçin sevgiden beraber olmaktan bahsettin? Ne istedin benden? Niçin yarının bile yokken uzun mutlu bir yaşamdan bahsettin? Sana anlatmak istediğim buydu işte. Senin vahşetine, acımasızlığına isyan etmiştim. Haklıymışım. İyi ki kaçmışım senden. Git şimdi. Öldür. Bir daha dönmeyeceğini biliyorum çünkü asacaklar seni. Dur bakalım. Bu saatte nereye? Dolaşmaya çıkmıştım. Konuşmuştuk. Habersiz hiçbir hareketin olmayacaktı. İlçe sınırı içinde gezmek de mi yasak? Belki de daha uzaklara gidecektin cinayet işlemeye. Anlamadım. Silahını ver. Üstünü ve arabayı arattırma bana. Olmadı Bekir Bey. Bana ağır sorumluluk yükledin. Savcılığa bildireceğim. Olacak iş değil. Bir kancıklık var gene. Bir ihbar var. Sırtımızda bir bıçak var gene. Gene kurtuldu Yusuf köpeği. Gitmedin, vazgeçtin öyle mi? Sen gambazladın. Sen gambazladın. Polise sen bildirdin. Düşündüm ama yapmadım. Yapamadım. Aklın sıra beni kurtardın, beyinsiz budala. Ölmesi gerek o herifin. Yoksa o beni öldürecek. Elimi kolumu bağladın. Aciz bir kuş gibi avlandım. Horlandım, çiğnendim. Sersemliğinle duman ettin beni. Hayır, ben ihbar etmedim. Etmedim. Keşke yolun açmasaydım, gitseydin, öldürseydin, belanı bulsaydın. Kes! Yalan söyleme bari! Asıl yalancı sensin. Memleketine götürecektin beni. Orada her şeye yeniden başlayacaktık. Soylu Bekir Bey, insan Bekir Bey. Cinayetten başka aşkın yok senin. Sevinmiştim. Az daha inanıyordum sana. Soylu Bekir Bey, memleketine götürecektin beni. Orada her şeye yeniden başlayacaktık. İnsan Bekir Bey, soylu Bekir Bey, senin cinayetten başka aşkın yok. İşime. Defol! Tekniği yakacaksın da ne olacak ha? Oğlun geri mi gelecek? Ben de öldürmeye yeminliydim. Yıllardır kin güdüyordum.
Dün gece yola düşmüştüm. Gitseydin, korktunsa bana ne? Uyuyamadım dün gece. Şimdi de sen. İyi ki gördüm seni. Gerçeği gördüm. Gitmiş olsaydım şimdi can almıştım. Oysa yaşamak, sevmek, kavuşmak daha güzel olmalı. Kahve pişirir misin bize? Aynı cezveden, az şekerli olacak. Gerçek dostluklar takışmalardan, kavgalardan sonra kurulurmuş. Kendimi yeni gelmiş sayıyorum. Çok gençtir. Yazık olur kızıma. Yıllar sonra bana sevmeyi, yaşamayı, çoğalmayı düşündürüyor. Olacak iş değil. Senin hayatın bizlere uymaz. Fazlasını söylesem gücenirsin. Göreceksin. Geçmişim, geleceğimi karartmayacak. Şerefe beyler! Burada Reşat gibi bir kolumda sen olursun. Mevki veririm sana. Bekir'den aldığının 10 mislini veririm. Yusuf Bey'imizi zamanla tanıyacaksın. Ya sözünde durmaz, döneklik edersen? Sözünü haddini bil. Sözümde durmasam seni tutamam. Ateş Dağlı Bekir'i vurdun mu, namın beni de aşar. Yanımda durmazsın. İşini kurar, kendi başına bey olursun. Öyle olacak. Yıllar sonra benim için ilk ağlayansın. Beni yeniden ben eyledin. Sana öyle güzel şeyler borçluyum ki. Bana borçlu değilsin. Yaşayacaksan kendine. Ama çok sürmez şeytanın teper gene. Beyliğin, öfken, onurun teper. Bir daha yaklaşacak olursan kendimi öldürürüm. Seni seviyorum. Yaşadığım sürece senden ayrılmayacağım. Bu evden gideceksin, bugün. Yeter ulan! Yeter be! Bırak! Bırak beni! Bırak dedim sana! Herkes tanığım olacak. Özellikle burası. Başka türlü bana inanmazsın sen. Alo, buyurun. Bir dakika, bir erkek sesi seni istiyor. Buyurun, ben Yusuf. Ben Ateş Dağlı Bekir. Yaptığın alçaklığı, arkamdan vurmanı, yattığım şu kadar yılı, hepsini... Haşa! Ben yapmadım. İftira! Aramıza nifak sokuyorlar. Dinle! Tüm kahpeliklerini unuttum. Seni bağışlıyorum. Sana barış teklif ediyorum. Barış mı? Gerçekten mi? Bağışlıyor musun? Yemin eder misin? Bu iş benim için kapanmıştır. Kitabıma, namusuma yemin ediyorum ki kapanmıştır. Bitti. Hakkımı da helal ediyorum Yusuf. Tamam. Benim de varsa tüm hakkım helal olsun Bekir.
aklı sıra beni uyutuyor. İnanacağım, açık vereceğim, apansız kıstırıp gebertecek. Asıl ben onu can evinden vuracağım. Nasıl, tedbirin nedir? Sinan hemen gitsin. Başüstüne. %1000 bitmeli bu iş. Sinan'a da inanmam. Ali Cemil'le Namık da peşinden gitsinler. Sana ilk geldiğim gün böyle bir mutluluktan bahseden olsa hakaret ederdim. Ben de. Nikahlarını kıymak şerefi de benim olacak. Sizler de bugün gideceksiniz. Hayatınızı yeniden kuracaksınız. Ne isterseniz, ne kadar isterseniz benden. Ayrılmak yok beyim. Yerimiz senin yanındır. Buralarda ne iş yapılır ki? Tayfalık, kahvecilik, ne bileyim taksicilik size göre değil. Körfez'in öbür ucunda bir fabrika gördük. Konserve yapıyor, balık unu yapıyor. Aldım gitti, işi bitirin. Sağ olun beyim. Sağ ol beyim. Sinan geliyor beyim. Sözde seni öldürmeye geliyor. Demircioğlu emir vermiş. Vay kalleş! Alçak deyyus! Barış yaptık. Vay köpek Yusuf vay! Bu namussuz, yüreksiz herif için yeni bir tedbirin, bir emrin var mı beyim? Hele Sinan gelsin, kendimi Sinan'ın silahından kurtarmış olayım. Yusuf'u bir daha arar, affettiğimi bir daha anlatırım. Kötü haber mi beyim? Sinan'ın bir yanlışı mı var beyim? Her şey yolunda. Arabada bekleyin, geliyorum. Peki. Bir daha soracağım. Son defa. İyi düşündün mü? Evet. Vazgeçip gitseydi peşinden koşardım. Görmeni istediğim bir şey var. Gelir misin? Hemen gelirim. Fabrikaya gidin hemen. Anlaşın, beni arayın. Biz şu aradan sahile ineceğiz. Baş üstüne. Hoş geldin. Beni sana pusu kurmam için yolladı Okansız. Biliyorum. Sen ki babam, atam, varım yoğumsun benim. Sizler de canlarım, evlatlarımsınız. Yalnızsın, neredeler? Uzun anlatması, evleniyorum. Sağlıklar, esenlikler yenge. Sağ ol. Şimdiden mutluluklar dilerim. İlk otobüsle memleketime gideceksin. Yusuf fenalık etmeye kalkışabilir. Haber bekleyeceksin benden. Silahını verdi bana seni vurmam için. Nerede silah? Torpidoda. Bırak, orada kalsın. Arabayı da bırak. Yolun açık olsun. Selametle kal beyim. Neden geldik buraya? Beğenirsen satın alacağım. Birkaç yıl herkesten uzak, can cana. Sonra da çocuklar. Bir kadın daha başka ne isteyebilir? Hadi bakalım. Kumları kadar deniz de güzel. Hı hı.
yalvarırım, aç gözlerini. Yok, sen ağlama. Ölmeyeceğim. Yardım et bana. Nereye? Doktor çağıracağım. Hiç kimse duymayacak. Bir bıçak getir bana. Alkol, bir de tas getir. Kurşunu çıkartmalıyım. Durma, babana da belli etme sakın. Hayırlısıyla bitti. Sinan döneklik edince biz indirdik serçe kuşunu. Gözünüz aydın beyim. Buralara dönmeniz doğru olmaz. İstediğiniz yerde uzun bir tatil yapın. Sen de evine git, çoluk çocuğunu gör birkaç gün. Var ol beyim. Ateş Dağlı Bekir belası bitti. Bitti. Yıllardır çektiğim korku, çile, kahır... aşağılanma bitti artık. Bitti. Thank you.
de bitti mi? Onurun, beliğin geri geldi mi? Beni düşün sen. Benim için, sevgimiz, aşkımız, geleceğimiz için vazgeçsen olmaz mıydı? Sensiz nasıl yaşarım ben? Bekir amca. Babamı bana bağışladın. Bir babam da sensin artık. Yakınlarda bir doktor bulalım.